Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz. Ana sayfalarla başlayacağız. Her zaman olduğu gibi foto maçla hemen başlayalım. Manşette Cengiz Ünder Fener'de haberini görüyoruz. Bir transfer bombası daha demiş gazete. Sarı lacivertli ekip Marsilya'nın Türk yıldızı Cengiz Ünder de mutlu sona ulaştı. Dünkü idmana katılmayan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Hemen yanında yine Fred bugün geliyor başlığı da dikkat çekici. Fenerbahçe bölümünde çok daha detaylıca bakacağız. Dün oynanan mücadeleyle ilgili Fırtına evinde Danceville'le dans etti. Danceville manşeti atılmış. Trabzonspor Süper Lig'e yeni sezona galibiyetle başladı. Hemen altında son şampiyon sahnede başlığını görüyoruz. Galatasaray bugün Kayserispor'a konuk oluyor Süper Lig'de ve Galatasaray'da açılışı yapacak diyelim ve devam edelim. Fanatik gazetesinin ana sayfasına bakacağız şimdi. Yine iki bomba manşetini görüyoruz ilk olarak Fenerbahçe ile alakalı. Hem Cengiz hem de Fred'in anlaşmaya varıldığı haberlerini okumak mümkün. Fırtına gibi başlangıç başlığı 2023-24 sezonunun açılış maçında gülen Trabzonspor oldu şeklinde bordo mavillerle ilgili haberi görüyoruz. Aslan'a dünya yıldızı başlığıyla Galatasaray'dan bir transfer haberi paylaşalım. Rodrigo de Paul'un transferi için devrede olduğu söylenmiş Galatasaray'ın ve son şampiyon Kayseri'de başlığı da yine dikkat çekiyor. Beşiktaş'la ilgili ise bir transfer Kartal Ziyech'i istiyor başlığıyla. Faslı Yıldız senelik 4,5 milyon euroya imzaya hazır demiş haber. Şimdi yavaş yavaş ayrıntılara geçelim. Sabah gazetesinin 17. sayfasına bakacağız birlikte. Uğur Çem imzasıyla böyle devam edelim başlıklı bir haber görüyoruz. Avrupa'daki temsilcilerimizin bu haftaki aldığı sonuçlarla alakalı. 4'te 4 yapan temsilcilerimiz Avrupa kupalarında tulum çıkardı. 1000 puan toplayan takımlarımızla haftayı Hollanda ile hatasız kapatan iki ülkeden biri olduk. Toplamda 2750 puanla sezonun en başarılı ikinci ülkesi konumundayız diyor haber. Hemen altında Mehmet Özcan imzasıyla Rüya Takım 395 milyon TL başlıklı bir haber görüyoruz. Mata Gomis gibi yüksek ücretli isimler veda ederken Icardi, Zaha, Tete, Angelinho kadroya dahil oldu deniyor. Ve mevcut kadronun değerinden bahseden bir haber Galatasaray bölümünde. Daha detaylı bakarız. Son şampiyon sezonu açıyor başlığı yine dikkat çekici. Kayserispor Galatasaray mücadelesi öncesi iki takımın muhtemel 11'leri de paylaşılmış. Birazdan Galatasaray bölümünde ayrıntılı bir şekilde paylaşırız diyerek devam edelim. Akşam gazetesine geçelim. Dünkü Trabzonspor Antalya Spor maçı ile ilgili ayrıntılar paylaşılmış burada da. Fırtına 65 günlük hasretin ardından başlayan Süper Lig'de perdeyi galibiyetle açtı. Trabzon'dan tek atış başlığıyla. Benkovic sakatlığı nedeniyle maskeyle oynadığı Bielisa ligde Trabzonspor'da ilk 4 iç saha maçını alan ilk yabancı hoca Bielisa. İtirazları nedeniyle sarı kart gördü şeklinde maçtan dikkat çeken satır başları paylaşılmış. Takvim 11'e de hemen şöyle bir bakalım. Avrupa'ya demir yumruk başlığını görüyoruz. Mavi Şimşekler Konferans Ligi'nde tarih yazıyor. İlk kez katıldığı Avrupa macerasında Adana Demirspor destan yazıyor. Mavi Şimşekler Konferans Ligi'nde Cluj'u saf dışı bıraktıktan sonra Hırvat temsilcisi Osijek'i 5-1 ile yere sererek ilk maçtan turun kapısını araladı diyor haber. Gazete turuyla devam ediyoruz. Şimdi gazetelerdeki Trabzonspor başlıklarına, haberlerine bir bakalım. Foto maçla hemen başlayacağız. Vira Bismillah başlığı tercih edilmiş dünkü maçla ilgili. Trabzonspor Antalya Spor'u yenerek sezonun ilk maçını kazandı. Fırtına Papara Park'ta konuk ağırladığı Antalya Spor'u
Denswil'in kafa golüyle yendi. Bordo Mavililer Galatasaray derbisi öncesi 3 puanla moral depoladı diyor haber. Özellikle Kurbelis'in çalışkanlığına vurgu yapılmış. Maçın ardından teknik direktör Nenad Bjelica'nın 3 puan önemli açıklaması dikkat çekiyor. İlk maçlar hep zor olur. Nasıl geçeceğini bilemezsiniz. Galibiyetle başlamak bizim için önemliydi. Başardık ifadesini kullandı Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica. Bjelica ile ilgili iyi başladığı kutu haberi de yine dikkat çekiyor bu sayfada. Geçen yılı yenilgiyle kapatan fırtına yeni döneme iyi başladı denmiş. Uğurcan Çakır füzeyi çıkardı. Kutusuna da şöyle bir bakalım. 82. dakikada Adam Buksa'nın çok uzak mesafeden vurduğu etkili şutu önleyerek galibiyetin mimarlarından olduğu söylenmiş Uğurcan'ın ve Abdülkadir Ömür'ün de asist yaptığı detayına yer verildiğini görüyoruz. Fanatik gazetesiyle devam edelim. İkinci sayfaya bakacağız şimdi. Altın Kafa Denswil, Trabzonspor'un Hollandalı stoperi Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk golünü 8. dakikada ağlara yolladı. Güzel bir kafa vuruşuyla Bordo Mavililere galibiyeti getiren Denswil, geçtiğimiz yılda ligin açılış maçında fileleri sarsmıştı deniyor. Abdülkadir Ömür'ün asistini burada da görüyoruz. Antalya ile ilgili de 10 dakika yetmedi şeklinde bir başlık atılmış. Vasat bir oyun sergileyen Nuri Şahin'in takımı sahadan puansız ayrıldı deniyor. Bu arada milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un da maçı takip ettiği ayrıntısı yine bu sayfada kendine yer bulmuş. Sabah gazetesiyle devam edelim. İskender Güner'in köşe yazısını görüyoruz. Sayfanın en başında hedef için 4 transfer gerekli başlığıyla takımın en yeteneklisi Abdülkadir'i dışarı alma yanlışlığı nasıl yorumlanabilir şeklinde Bielisa'nın performansına bir vurgu yapılmış. Hedef üst sıralarsa mutlaka 4 transfer gerekir diyor İskender Günen. Bülent Timurlek'te 3 puan iyidir peki ya sonra şeklinde bir değerlendirme yapmış. Lig 38 hafta ve transfer için 1 aylık süre var. Trabzonspor yönetimi bu süreyi iyi değerlendirmeli yorumunu yine görüyoruz. Onun dışında Fırtına Perde'yi mutlu açtı başlığı tercih edilmiş galibiyetle alakalı. Karadeniz ekibi gelecek hafta deplasmanda çıkacağı zorlu Galatasaray sınavı öncesi moral buldu deniyor. Ve yine Yunus Emre Sel imzasıyla Bielisa'nın açıklamalarını görüyoruz. Önce sevinç sonra Galatasaray başlığıyla. Biraz çileli bir dönem oldu ama bunun üzerinden gelebildik. Önce bu galibiyetin tadını çıkaracağız sonra Galatasaray maçını düşüneceğiz şeklinde bir değerlendirmesi mevcut Bielisa'nın. Hürriyet'e de hemen bakalım. Hürriyet 19'da Trabzon'dan 3 puanlık gala başlığını görüyoruz. Bordo Mavililer sezonun ilk maçında konuk ettiği Antalya Spor'u tek golle devirdi. Maçın yıldızı golün sahibi Denswil olarak gösterilmiş. Maçın kader anı Erdoğan'ın kaçırdığı gol deniyor. Maçın hatası da savunma seyretti şeklinde Antalya Spor savunmasının Denswil'in golündeki hatası olarak gösterilmiş. Ve Süper Lig'de sezonun ilk golünü bir stoper olan Trabzonsporlu Denswil attı şeklinde maçın olayı kutusu da bu şekilde doldurulmuş değerli izleyenler. Milliyet'e de hemen şöyle bir bakalım. Milliyet gazetesinde maçın öyküsünü Onur Dinçer kaleme almış. Trabzon perdeyi açtı başlığıyla. Bordo Mavili ekip sezonun ilk maçında evinde ağırladığı Antalya Spor tek golle geçmeyi başardı deniyor. Yine galibiyet çok önemliydi başlığı dikkat çekici. Aksal Yavuz köşe yazısında Trabzonspor'un eksiklerinin çok olduğundan bahsetmiş. Cemal Ersen de eski tas eski hamam şeklinde bir köşe yazısı kaleme almış. Yani aslında galibiyete rağmen Trabzonspor'un oyununda kadrosunda eksiklere vurgu yapıldığını görmek mümkün. Gazete turunda Galatasaray'da sıra hemen yine foto maçla başlayalım. Sadece maçla ilgili değil tabii transferle ilgili de yoğun günler yaşanıyor Galatasaray'da. Paredes'in şifreleri haberiyle gelin başlayalım. Cimbom ve Tangocu'nun eşi heyecan yarattı. Günaydın mesajını 09.05'te Icardi ile yapan Galatasaray. 5 numara giyen Paredes'i işaret etti. Eşi Galante'nin paylaşımı da olay oldu diyor haber. Onun dışında Yunus Akgün'ün Leicester City'nin gündeminde olduğu söylenmiş.
Zaniolo için yoğun temas başlığıyla oyuncuya gelen tekliflerden söz ediliyor. Zenit 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Aston Villa'nın 5 milyon euro kiralama artı 20 milyon euro satın alma opsiyonu önerisine aslan yanaşmadı. Juventus'a bonuslarla 27 milyon euro verdi denmiş. Aslan yeni Kerem'ini buldu başlığına da bakalım. Ankaraspor'un 21'lik yıldız adayı Sıraç Hannas imzayı attı şeklinde bir haber. Yine dikkat çekici. Hemen alt kısma baktığımızda ise Aslan şova başlıyor başlığını görüyoruz. Galatasaray yeni sezonu Kayserispor deplasmanında açıyor. Geçen sezon 88 puan alarak 23. şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk ve öğrencileri saat 21.45'te Kayserispor karşısında sahaya çıkacak denmiş. Şampiyonlar Ligi elemelerinde şov yapan Sarı Kırmızılı ekip yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor. Aslan da Zaniolo dışında eksik bulunmuyor denmiş ve muhtemel 11'ler paylaşılmış. Özellikle Okan Buruk'un en büyük kozu olarak da Mertens gösterilmiş. Çilingir Mertens başlığıyla. Fanatik 5 ile devam edelim. Depol bombası haberini görüyoruz sayfanın başında. Galatasaray, Atletico Madrid'in Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul için devrede. Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcu için İspanyol kulübüyle görüşen Sarı Kırmızılılar, oyuncunun menajeriyle de temas halinde deniyor. Oyuncu için Sevilla'nın da devrede olduğu belirtilmiş. Şampiyon Lig'e başlıyor haberine de bakalım. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunu Kayserispor deplasmanında açıyor. Yeni transferleriyle gücüne güç katan Cimbom, geçen sezondan kalan 6 maçlık galibiyet serisini sürdürüp lige iyi bir başlangıç yapmanın hesapları içinde. Zaniolo'nun Kayseri'ye götürülmediği detayı burada da dikkat çekiyor diyelim ve devam edelim. Sabah 17'ye bakacağız şimdi. Mehmet Özcan'ın haberi Rüya Takım 395 milyon TL başlığıyla. Sarı Kırmızılıların geçen sezona göre ek maliyeti dudak uçuklatmıyor. Mata, Gomis gibi yüksek ücretli isimler veda ederken Icardi, Zaha, Tete, Angelinho kadroya dahil oldu. 2022-23'e göre 13.3 milyon euro yani 395 milyon TL ek maliyetle Galatasaray Şampiyonlar Ligi kapısına da dayandı denmiş. Yani Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek bir başarıda iki katını yakında kazanabileceğine vurgu yapan bir haber. Son şampiyon sezonu açıyor başlığına yine bakalım. Devler Ligi ön elemelerinde kendini bulan Sarı Kırmızılı takım bugün 21.45'te son şampiyon olarak Kayseri deplasmanında. Galatasaray'ın muhtemel 11'ine de şöyle bir bakalım. Mehmet Özcan şöyle bir 11 paylaşmış. Muslera, Boy, Nelson, Abdülkerim, Kazım Can, Berkan, Oliviera, Barış Alper, Mertens, Kerem ve Bakambu şeklinde değerli izleyenler. Bu kadroya göre 4 yerli oyuncusu olacak bu akşam sahada Galatasaray'ın. Levent Tüzemen'in de bir değerlendirmesi, bu kadro 3 puanla lige başlar şeklinde Kayserispor maçını rahat kazanacağını söylemiş Levent Tüzemen. Evet, Hürriyet gazetesine de şöyle bir bakalım. Ali Naci Küçük imzasıyla Zaniolo için kıran kırana başlıklı bir haber sayfanın alt kısmında. Galatasaray'la İngiliz kulübü arasındaki pazarlıklar sürüyor denmiş. Aston Villa 32 milyon euroya çıktı Zaniolo için. Daha önce 5 milyon euro kiralama ve 25 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif paketi sunan Aston Villa red cevabı alınca 2 milyon euro zam yaptı diyor haber. Akşam 19'a da gelin bakalım. Yine Zaniolo'ya 27 milyon euro başlığını burada da görüyoruz akşam gazetesinde. Altındaki yeniden tango zamanı haberi daha önemli. Sarı Kırmızılılar Icardi, Zaha ve Tete gibi isimlerin ardından Leandro Paredes'e yoğunlaştı. Zira taraftarın en çok merak ettiği haber bu aslında. Galatasaray daha önce Paris Saint-Germain'le 6 milyon euroya anlaşsa da oyuncuyu ikna edememişti. Avrupa'dan istediği teklifi alamayan Arjantinli orta sahayla yeniden temaslar kuruldu. 29'luk futbolcu aslan olmaya çok yakın diyor haber. Gazete turuyla devam. Fenerbahçe haberlerine gelin bakalım.
hemen foto maçla yine başlayacağız. Dördüncü sayfaya ilk olarak göz atacağız. Fred'de işlem tamam. Fenerbahçe Brezilyalı yıldızı açıkladı. Sarı lacivertliler Fred ve Manchester United'la prensipte anlaştıklarını kap bildirisiyle duyurdu. Sambacı bugün İstanbul'da olacak. Cengiz Koptu geliyor. 26 yaşındaki milli futbolcu gelecek sezon sarı lacivertli formayı sırtına geçirecek. Fenerbahçe Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in işini bitirdi. Sarı lacivertliler bonservis konusunda 11 milyon euroya anlaşma sağladı. Fransız ekibiyle yapılan sözleşmede ayrıca bonus maddeleri de yer alıyor. Martial'i ister misiniz? Sayfanın en altında böyle bir başlık var. Manchester United, Fred için yapılan görüşmelerde Martial'i önerdi. Fenerbahçe düşünmek için süre istedi. Hocanın kararına göre harekete geçirecek deniyor. Fred ve Cengiz haberlerini bütün sayfalarda görüyoruz. Hemen Fanatik'le devam edelim. Cengiz'le anlaşma tamam. Fanatik gazetesinde sayfanın başında dikkat çeken haber. Fenerbahçe Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü Marsilya ile sonunda anlaştı. Uzun süren pazarlıkların ardından Fransız kulübü bonservis bedelinin ödeme planı konusundaki şartları kabul etti. 5 taksitte ödeneceği detayına yer verilmiş Cengiz'in bonservisinin. Fred'de mutlu son yine burada da paylaşalım. Sarı lacivertliler Fred için Manchester United'la 15 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı. Brezilyalı oyuncuyla da 4 senelik sözleşme karşılığında yıllık 4,5 milyon euro üzerinden anlaşmaya varıldı deniyor. İsmail Kartal'ın daha iyi olacağız açıklaması yine bu sayfada dikkat çeken haberlerden biri. Kanarya'dan Ndombele hamlesine de şöyle bir bakalım. Tottenham'la sözleşmesi devam eden oyuncuyla görüşmelere başlandığı söylenmiş. Ve Sebastian Szymanski'nin de tarihe geçmek istiyorum açıklaması yine Fanatik gazetesinde bugün kendisine yer buluyor diyelim ve Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah 14'te Varan 1, 2 ve 3 şeklinde Fenerbahçe haberlerini görüyoruz. İlk olarak Fred imzaya geliyor başlığına bakalım. Fenerbahçe tek eksiğimiz sensin, gel gücümüze güç kat diyerek ikna ettiği Sambacı'yı bugün İstanbul'a getiriyor. Varan 2 olarak Cengiz gösterilmiş. Cengiz Fenerbahçe'de sarı lacivertliler uzun zamandır çaba harcadığı milli yıldızda sona ulaştı. Marsilya ile 4 taksitle 15 milyon euro karşılığında anlaşan Kanarya 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme yapacak. Cengiz Ünder 2,7 milyon euro alacak ve Varan 3 yüksek tahsil. Maribor maçının gizli kahramanı İsmail Yüksek orta sahada formanın en güçlü adayı olduğunu gösterdi diyor haber. Hürriyet gazetesine de şöyle bir bakalım. Fenerbahçe'nin 10. transferi dünya yıldızı Fred. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın da görüştüğü Brezilyalı futbolcuyla kesin anlaşma sağladı. Yıllık 4 milyon euroya evet diyen Fred sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a gelecek. Milliyet 14, Yıldız Yağmuru, Senat Okun haberi. Fenerbahçe Manchester United'dan Fred ve Marsilya'dan Cengiz Ünder'in işini bitirdi sarı lacivertliler. Bu iki transferin yanında Dinamo Zagreb'den kaleci Livakovic ile Tottenham'dan Ndombele'yi de renklerine bağlayıp kadroyu tamamlayacak diyor haber. İsmail Kartal'ın açıklamaları camianın evladı olmak kolay değil başlığıyla kendisine yer bulmuş. Fenerbahçe ruhunu ortaya çıkarıp şampiyonluklar kazandırmak için göreve geldiğini dile getiren teknik direktör İsmail Kartal, "Önce iş bizde. Camianın evladı olmak kolay değil. Beklenti çok yüksek. Taraftarı mutlu etmek için buradayız." dedi. Son olarak bir de Beşiktaş haberlerine bakalım gazetelerde. Yine her zaman olduğu gibi foto maçla başlayacağız. Ruslan'da son viraj başlıklı bir haber karşılıyor. Sky Sports'un haberine göre Kartal, Marsilya'nın 30 yaşındaki yıldızı için yarışta öne geçti. Torino oyuncuyla anlaşamadı. Tek aday Beşiktaş kaldı deniyor. Abu Atar, Kamerunlu forvet, fileleri sarsmaya devam ediyor. Bu sezon 3 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergileyen başarılı forvet, Avrupa Kupalarında 1 gol daha bulursa 2016-17'den bu yana en fazla gol atan futbolcu olacak ve Cenk Tosun'u geride bırakacak denmiş.
Muleka güneş açtı başlığına da bakalım. Sezon sonunda gönderilecekler listesinde yer alan Muleka. Şenol Güneş'in dokunuşları ve motivasyonu sonrasında şimdiden 6 maçta 5 gole ulaştı. Sazonov sürprizi haberine de bakalım. Rus basınından Sport 24, siyah beyazlıların Dinamo Moskova'nın 21 yaşındaki Gürcü stoperi Saba Sazonov'la ilgilendiğini yazdı şeklinde bir haber. Fanatik 4, Talişka Kartal'ı bekliyor şeklinde Gökmen Özcan imzasıyla dikkat çeken bir haber var. Şenol Güneş çok özlediğini, gelmek istediğini söyledi diyerek meşaleyi yaktı. Taraftar çıldırdı. Siyah beyazlılar Anderson Talişka'nın tekrar Beşiktaş'a dönmesini istiyor. Brezilyalı yıldız da İstanbul yolculuğu için yönetimden adım bekliyor demiş haber. Tabii burada maliyetler çok yüksek ve Talişka'nın El Nasr'daki 10,5 milyon euroluk maaşını 8 milyon euro seviyesine kadar indirmeye hazır olduğu söylenmiş. El Nasr'ın da 15 milyon euroluk bonservis beklentisini tek rakamlı bir seviyeye indirmesi bekleniyor şeklinde bir haber ama bu haliyle bile ne kadar gerçekçi orası tartışılır. Hakim Ziyech, Karakartal kulübe menajerler aracılığıyla önerilen faslı hücumcu için girişimlere başladı. Yönetim 4,5 milyon euro maaş talep eden 30 yaşındaki futbolcuya olumlu bakıyor. Ziyech'le yollarını ayırmak isteyen Chelsea satın alma opsiyonlu kiralamaya hazır yine Gökmen Özcan'ın haberi. Bir de çifte imza yolda başlığına bakalım. Yine alt kısımda Kartal Marsilya ile transferi için anlaşma sağladığı Ukraynalı 10 numara Ruslan Malinovski ikna etmeye yaklaştı. Yönetim Kazakistanlı futbolcu Bahtiyar Zaynutdinov için de CSKA Moskova ile yaptığı pazarlıklarda sona geldi deniyor haberde. Şimdi Sabah gazetesinin 15. sayfasına geçeceğiz. O gün Şahinoğlu imzalı iki haber görüyoruz. İlki İstanbul Muhteşem Mutlaka Git başlığıyla Malinovski sosyal medyada kendisine "Sizi Torino'ya bekliyoruz. Türkiye'de sadece kebap yenir." yorumunu yapan İtalyan takipçisine "İtalya güzel ama İstanbul muhteşem bir şehir. Mutlaka gitmelisin." karşılığını verdi. İşte Talişka gerçekleri başlığına da hemen bakalım. Siyah beyazlı kulübün eski yöneticisi Erol Kaynar, Başkan Çebi El Nasr'a iki defa teklifte bulundu. 10 milyon euro artı 2 milyon euro bonus şeklinde ancak karşı taraftan herhangi bir cevap gelmedi demiş Erol Kaynar ve özellikle yıllık ücretinin dengeleri bozacağından bahsediyor. Milliyet 15'e de bakalım. Kazanma sanatı başlığıyla Cengiz Malgar'ın haberini görüyoruz. Konferans liginde oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan. Öncesinde de 3 hazırlık maçından 2 galibiyet 1 beraberlik çıkaran Beşiktaş'ta yakalanan seri büyük moral oldu. Hem yönetimin hem de teknik heyetin bu gidişattan memnun olduğu öğrenildi deniyor. Bir de takvime bakalım. Bırakın gideyim başlığını görüyoruz. Beşiktaş, CSKA Moskova'nın Kazak yıldızını transfer etmeye çok yakın deniyor haberde. Zaynutdinov bahsi geçen oyuncu ve transferin 4,5 milyon euroya bitireceğinden bahsedilmiş. Evet, şimdi bir Skype bağlantısı yapacağız ve Hüseyin Özkök'le her zaman olduğu gibi dış basının gündemini değerlendireceğiz. Hüseyin Özkök, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Ezgi, günaydın. İyi hafta sonları diliyorum. İstanbul'dan selamlar. İstanbul'dayım bugün yayında. Ben de diyecektim ki nasıl oldu da o manzarayı bıraktınız ve içeri girdiniz? Acaba yağmur çamur mu var diye soracaktım ki siz cevap verdiniz. Yok yok, İstanbul'dayım. Bir röportaj işi için İstanbul'a geldim. İstanbul'dan. Hatta neredeyim biliyor musun Ezgi? Bana nerede? Kedinin saldırdığı evdeyim şu anda. Aa, olay yeri. Olay yerinde. Olay kedi yeri. Kedi nerede şu anda? Kedi, önlemlerimi aldım. Tüm her şeyi kapattım, kapıları. Kedi dışarıda. Peki tamam, gizli, güzel. Tamam, güvendeyiz. Gizlice girmesine imkan yok. Şu anda rahatım yani. Vallahi kedidir, belli olmaz. Yani bazıları çok rahat kapı da açabiliyorlar. O yüzden bilemiyorum. Vallahi olursa şaşırmam doğrusu. Peki hoş geldiniz diyelim. Şimdi az önce haberleri izledik. Hem ülke puanı haberini izledik hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelecek sezonla ilgili Avrupa Kupalarına katılım haberini izledik. İsterseniz oradan hemen başlayalım.
5 takımla katılacağız bir sonraki sezon Avrupa Kupalarına. Ülke puanı sıralamasında artık olmak istediğimiz yerlere doğru da gelmeye başladık. Bunlar tabii ki sevindirici gelişmeler. İlk olarak buradan başlayalım. Şimdi Ezgi, biliyorsun bu A-Spor ekranlarında sayısız defa bahsettiğimiz, benim anlattığım, diğer arkadaşlarımızın anlattığı bir malumun ilanını yaptı Türkiye Futbol Federasyonu. Dünkü açıklama ilk defa oluyor. Ben hiç şimdiye kadar Futbol Federasyonu'nun Avrupa'daki katılımla ilgili bir açıklama yaptığını görmedim. Çünkü futbol müsabaka talimatında bu belirtilir her sene. Müsabaka talimatının içinde Türk takımlarının işte bir sonraki yıl hangi kupalara katılacağı yazılıdır. O talimatın açıklamasını yapmış oldu Futbol Federasyonu. Fakat Futbol Federasyonu'nun talimat açıklamasında neden anlayamıyorum, hangi turlardan katılacağı belirtilmiyor. Sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılacaktır, Avrupa Ligi'ne katılacaktır, Konferans Ligi'ne katılacaktır diye kısa kesmişler. Onu açıklamakta bize düşüyor. Biraz önce haberimizde de izledik. Onunla ilgili bir UEFA'nın yayınladığı katılım tablosu var ama çok karışık. Oradan anlamayan birinin bu işi çözmesi de kolay değil. Ama her ne gitmekse açıkladılar. Evet, 2024-25 sezonunda 5 takımla katılacağız. Hatta şöyle söyleyeyim Ezgi, bazı durumlarda bizim 7 takımla katılma ihtimalimiz de olabilir. Çünkü neden dersen, şimdi biliyorsun önümüzdeki sene Avrupa'da yepyeni bir futbol düzeni başlıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi 32 takımdan 36 takıma çıktı. Şampiyonlar Ligi'nin 32 takımdan 36 takıma çıkması büyük sorun olmuştu. O 4 takım nasıl belirlenecek diye. O 4 takımdan ikisi bir önceki sezonda en başarılı iki ülkenin Şampiyonlar Ligi hakkı alamayan takımına verecek. Mesela önümüzdeki yıl bizim ligimizde biz diyelim en başarılı iki takımdan biri olduk Avrupa Kupalarında. Bizim Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan bir takımımız ekstradan Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek. Yani 3 takımla katılabilme durumumuz olacak. Bu sene mesela Konferans Ligi'ne bir Türk takımı alırsa işte 3 takımımızdan birisi ve onlar da ligde Avrupa Kupalarına katılım hakkı elde edemezlerse onlardan biri yine Avrupa Kupalarına katılabilir. Yani 7 takıma çıkabiliriz ama bunlar tabii çok ufak ihtimaller. Sadece teorik olarak böyle şey mümkün. Bunu ilk defa açıklıyorum burada. Onu söylemek istedim. Ülke puanında da iyi gidiyoruz. Bir önceki sezonda biz 20. sırada bitirdiğimiz için maalesef bütün takımlarımız ikinci eleme turundan başladılar. Avrupa Ligi'nde yoklar ama bir pozitif tarafından bakarsak Konferans Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turundan başlamamız görece zayıf rakiplerle oynadığımız için çok puan almamızı sağlıyorlar. Dolayısıyla şu anda 10. sıraya kadar çıktık. Bu çok güzel. Haberimizde de geçtiği gibi eğer bu sezonu 10. sırada bitirirsek 25-26 sezondaki takımımız Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılabilecek. Umarım bunu gerçekleştiririz. 9. olma ihtimalimiz de var. İskoçya var şu anda orada. 9. olmanın faydası Şampiyonlar Ligi'ne katılacak lig ikincisi takım ikinci eleme turu yerine 3. eleme turundan başlıyor. Ama genel olarak söylemem gerekirse şu anda ülke puanı olsun, bizim takımlarımızın durumu olsun çok iyi şekilde gidiyor. Umarım hepsi başarıları devam ederler ve bizi daha yukarılara taşırlar. Dileriz ki öyle olur. Bütün temsilcilerimize tabii ki bir kez daha bu vesileyle başarılar dilemiş olalım. Şimdi geçen sezon uzun uzatma dakikalarıyla bitmek bilmeyen maçlar izlemiştik. Bu durumun, bu uygulamanın zannediyorum Avrupa Liglerinde de uygulanması şu anda gündemde. İsterseniz biraz bilgi verelim bununla ilgili. Şimdi bu olay ilk olarak biliyorsun geçen yıl oynanan FIFA Dünya Kupası'nda, Katar'daki Dünya Kupası'nda ortaya çıkmıştı. FIFA Merkez Hakem Kurulu Başkanı Pierluigi Collina turnuva öncesinde uzatmada kaybolan her dakikanın ekleneceğini söylemişti. Nitekim Dünya Kupası'nda hakikaten çok uzun maçlara tanık olduk. Daha sonra bunu Avrupa'da Dünya Kupası sonrasında bizim ligimizde de uygulandığını gördük. Senin de söylediğin gibi çok uzun dakikalar yaşandı Süper Lig'deki karşılaşmalarda. Ama UEFA ve Avrupa'nın diğer ligleri bunu uygulamadılar. Normal şekilde devam edeceklerini söylediler. Fakat bu sene özellikle UEFA'dan gelen hakem eğitimlerinde gol sevinçlerinin, bunu Huydalas'ta bizim medya mensupları arkadaşlarımıza verdiği briefingde belirtti. Gol sevinçlerinin ta top kaleye girdiğinden itibaren santra yapılana kadar
eksiksiz tutulmasını istiyor UEFA. Gol sevinçlerinin gereksiz yere uzatıldığı fikrinde bazı durumlarda tabii ki. Dolayısıyla bu uygulanacak. İngiltere Hakem Komitesi Başkanı Howard Webb'in bir demecini okudum. İngiltere'de bu sene maçlar uzatılacak FIFA'nın istediği gibi. Almanya'da onların da Merkez Hakem Komitesi Başkanı'nın röportajını okudum. Onlar ise sadece işte bizde Hüdalas'ın bahsettiği bu gol sevinçleri tutulacak diyorlar. Yani burada federasyonlar tabii ki değişik kararlar veriyorlar. UEFA da sanırım çok fazla uzatmayacak ama kendisi de talimat verdiğine göre bu gol sevinçleri muhtemelen eksiksiz olarak tutulacak. Bunlara biz bu sene ligimizde yine hazır olmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü talimatlar böyle. Şimdi hemen Harry Kane'in transferiyle devam edelim. Aşama evet. Aşama bu transferi anlattık aslında izleyicilerimize. Şu anda ne durumda, artık bitti diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Harry Kane şu anda Münih'te. Hatta galiba yine uçak takibi rekor kırmış. Harry Kane'in Londra'dan kalkıp Münih'e inen uçağını acayip çok sayıda izleyen olmuş. Bu hakikaten yılan ita hikayesine dönen fakat yılın transferi diyebileceğimiz bir transfer Ezgi. Harry Kane İngiltere milli takımının kaptanı, Tottenham'ın kaptanı, muhteşem bir golcü, harika bir futbolcu, insan olarak da çok sevilen bir futbolcu. Sonunda Bayern Münih'e geldi. Bayern Münih Lewandowski'nin Barcelona'ya gitmesinden sonra o boşluğu hiç dolduramadı. Geçen sene çok sancılar çekti. Ve bunu ancak Harry Kane'le doldurabileceklerini düşündüler. Harry Kane için Tottenham kulübüne başvurdular. Çünkü Harry Kane'in bir yıl daha sözleşmesi vardı. Birinci teklif kabul edilmedi. İkinci teklif kabul edilmedi. Üçüncü teklif kabul edilmedi. Artık bu transfer çıkmaza girdi derken Tottenham dördüncü teklifi bu sefer kabul etti. 100 milyon euro peşin artı 20 milyon da başarı bonusu ile birlikte 120 milyona çıkabilecek bir transfere imza attı Tottenham'la Bayern Münih. Harry Kane de 25 milyon euro yıllık kazanç elde edecek Bayern Münih kulübünden. Tabii ki Bayern çok sevinçli, Bayern taraftarları çok sevinçli bu büyük transfer için. Harry Kane gerçekten muhteşem bir golcü. Bundesliga'da zaten herhalde çok gol atar. Ama Bayern'in en büyük beklentisi Harry Kane'in Şampiyonlar Ligi'nde büyük iş yapması. Harry Kane sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. Zaten dün sağlık kontrolünden geçti. Bugün muhtemelen imza atacak ve bütün dünyaya transfer duyurulacak. Bayern Münih'e hayırlı olsun diyelim. Ben de hani bir Bayern Münihli olarak Kane'in gelişinden mutluyum Ezgi. Bakalım sezon boyunca performansını takip edeceğiz. Edeceğiz tabii ki, evet. Barcelona'da lisans konusu geçen sezon da Lewandowski'nin lisansı evet. Çok büyük gündem yaratmıştı. Şimdi İlkay'ın lisansının çıkmaması konusu gündemde. Bugün yanlış bilmiyorsam son gün o lisansları çıkartmak için ve bir satış yaptı Barcelona kulübü. Şu anda ne durumda? Hangi oyuncunun lisansı ne aşamada? Sadece İlkay değil, birçok oyuncuyu henüz bildirememişti Barcelona. Sadece 13 futbolcuyu tescil ettirebilmişti La Liga'ya. Şimdi yine bir varlık satışı yapmış Barcelona. Bir teknoloji platformunda bir ortaklığı varmış Barcelona'nın. Oradaki ortaklığının işte %29,5 hissesini 120 milyon euroya satarak oyuncular için La Liga'ya para yatırmış. Yani çünkü girdi sağlaması gerekiyor Barcelona'nın oyuncularını tescil ettirebilmesi için. Çünkü devasa bir borcu var. 4 milyar euroya yakın borcu var Barcelona'nın. Çok güçlü durumda bu dev kulüp. Ancak tabii ki La Liga'nın kuralları da o kadar sıkı ki bizdeki gibi böyle esneklikler gösterilmiyor büyük takımda olsa. Ve Barcelona o 120 milyonu yatırdıktan sonra işte en son dün bildiğim kadarıyla bütün bu oyuncuları tescil ettirdiler La Liga'ya ve artık bir sorun kalmadı. Geçen sene senin söylediğin gibi Lewandowski'de de büyük sorun olmuştu ve son anda Lewandowski'yi tescil ettirip bildirmişlerdi La Liga'ya. Bu sene de böyle bir şey yaşadılar. Varlıklarını satıyorlar ki Barcelona her zaman varlıklarıyla övünen, formasını reklam almamakla övünen bir kulüptü. Ama şimdi stat isim sponsorluğu, forma reklam sponsorluğu ne var ne yok Barcelona veriyor. Yapacak da bir şey yok. Boşluluk böyle bir şey Ezgi. Kendi işte sloganını maalesef boşa evet, çıkardı. Evet. Bir kulüpten daha fazlası gibi bir sloganı varken bir kulüp oldu yani Barcelona'da neredeyse. Evet, klasik böyle borçlara evet. Giren bir kulüp oldu. Gerçekten öyle.
Peki Hüseyin Özkök, çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız için. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Kedisiz yayın geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, Hüseyin Özkök'le dış basının gündemini değerlendirdikten sonra dün akşama gidelim. Takım oyunu programında neler konuşulmuş birlikte izleyelim. Saat başında buradayız. Skype bağlantısıyla devam ediyoruz. Yunus Emre Ser'le Trabzonspor'un hem performansını hem de gündemini konuşacağız. Yunus Emre, günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Hemen dün akşama gidelim istersen seninle. Galibiyetle başlamak tabii ki önemli ama bugün özellikle köşe yazarlarına, yorumculara baktığımız zaman performansa, takıma dair eleştiriler de görüyoruz. Nasıl bir mücadeleyi geride bıraktık? Şöyle kısaca bir özetleyerek başlayalım. Maçın ilk 15-20 dakikalık bölümünde Trabzonspor çok rahat bir şekilde skoru 2-0 veya 3-0'a taşıyabilirdi. Bunu ayrıca maçın ikinci yarısının ilk 5-10 dakikalık bölümünde de kaçırdığı iki pozisyonla yine aynı seviyeye çekebilirdi. Ancak maçın 80 ila uzatmaları da katarsak 95. dakikadaki bölümünde de tam tersi bir görüntü ortaya çıkabilirdi. Maçın genel itibariyle oyunu kontrol eden takım Trabzonspor'da ama son 15 dakikalık bölümü bunun dışında tutabiliriz. Trabzonspor'un oyun planı çok net. Ön alan baskısı yapan, karşılamaya çalışan ve kanat organizasyonlarıyla sonuca gitmeye çalışan bir Trabzonspor var ki bunu zaten kamp süresi boyunca çok net bir şekilde teknik direktör Nenad Bjelica oyunculardan istemiş ve bunun üzerine durmuştu. 4-3-3 oyun formasyonuyla oynamaya çalışıyor Trabzonspor ama dün maç içerisinde özellikle Edin Visca'nın yaşadığı sakatlık, Trezeguet'in 3 Türk oyuncu mecburiyetinden dolayı çıkmasının ardından oyun planında da değişikliğe giden ve 4-2-3-1'e dönüş yapan bir takım gördük. Yani sürekli bir arayış içerisinde Trabzonspor. Bu arayışlarının zaman zaman oyun planı olarak karşılığını alan ama zaman zaman da bunun karşılığını almakta zorlanan bir takım görüntüsü vardı. Dünkü maçı şu şekilde özetleyebiliriz. Çalışan, bir şeyler üretmeye çalışan bir takım var ancak kadro anlamında derinlik noktasında sıkıntı yaşayan ve ilerleyen süreçte de belki bunun sorunlarını da yaşayabilecek bir takım görüntüsü vardı Trabzonspor adına. Peki şimdi eksikler özellikle dediğim gibi yorumcular, yazarlar çok fazla vurgu yaptılar. Zaten o eksiklere biz de yayınlarımızda, seninle bağlantılarımızda vurgu yapmıştık. Transfer dönemi devam ediyor. Yaklaşık bir aylık bir süreç var. Sakatlar var. Zaten yapılacak transferler vardı. Bir de stadyum sponsorluk anlaşması ile birlikte ekstra bir gelirden söz ediyoruz. Bu noktada kalan bir aylık süreçte transferde ne gibi gelişmeler yaşanmasını bekliyorsun? Öncelikle şunu söyleyeyim, dediğim gibi Papara'yla yapılan stadyum sponsorluk anlaşması ekonomik anlamda kasa kolaylığı noktasında çok rahatlattı Trabzonspor'u. Ancak önümüzdeki günlerde yine yaklaşık 15 milyon avro değerinde bir sponsorluk anlaşması daha yapmayı planlıyor Trabzonspor. Burada sürecin devam ettiğini belirtelim. Yani yoğun şekilde sponsor olacak firmayla Trabzonspor Kulübü arasındaki görüşmeler devam ediyor. Burası da çok ciddi bir katkı sağlayacak Trabzonspor Kulübü'ne. Eksikler konusuna gelecek olursak, dün Trabzonspor'un yedek kulübesinde savunmada, stoper bölgesinde oynayabilecek tek bir isim vardı. O da genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz'dı. Çünkü Hüseyin Türkmen ve Fernandez sakatlıkları nedeniyle yer almıyordu. Ancak şampiyonluk mücadelesi veren takımlara bakıldığımızda stoper bölgesinde genellikle 6 oyuncu kadrosunda bulunduruyor. Ve Trabzonspor'da bu sayı şu an itibariyle 5. Bir stoper oyuncu takviyesi yapacak Trabzonspor. Bu bölge için yoğun şekilde temaslar sürüyor. Aslında Tormena için Braga ile görüşmüştü Bordo Mavili takım. Ancak bu oyuncu daha çok tercihini Rusya'dan yana kullanacak gibi gözüküyor. Çünkü oradan çok ciddi rakamsal anlamda teklifler alıyor. Ama Trabzonspor'da Rusya'da olan bir diğer oyuncu Zenit'in Kazak futbolcusu Nurali Alip ile ilgileniyor. Orada da rakamsal anlamda biraz farklılıklar var. Yani Zenit'in talep ettiği rakamlar Nurali Alip'i şu an itibariyle kullanıyorlar. Bir stoper takviyesi Trabzonspor yapacak. Orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilen, takımı alan açabilen, rahatlatabilen, topu ayağında saklayabilen bir oyuncu eksikliği de hissediliyor.
Trabzonspor kulübünde ki zaten Nenad Bjelica burayı direkt kendisi de açıklamıştı. Orta sahada iki yönlü oynayabilen bir oyuncu arayışımız devam ediyor diye. Boavista'da forma giyen Makuta burada Trabzonspor'un öncelikli transfer listesinde yer alıyor. Ancak kulübüyle rakamsal konularda henüz anlaşamadı Trabzonspor. Oyuncunun da gelme eğilimi var ama henüz kulübü Boavista'yı aşamadı. Bir diğer oyuncu Lyngby'de forma giyen Danimarkalı Tocci Chikwane'yi Trabzonspor ciddi şekilde istedi. Ancak oyuncu geçtiğimiz günlerde Danimarka basınına yaptığı açıklamada kalbimin sesini dinleyerek Trabzonspor'un teklifini kabul etmedim şeklinde bir açıklama yapmıştı. İkinci transferin orta saha bölgesinde iki yönlü oynayabilen ancak oyunu şekillendirme meziyetlerine sahip olacağını söyleyebiliriz. Bir diğer nokta kanat oyuncusu. Trabzonspor'un en ciddi sıkıntı yaşadığı yerlerden bir tanesi burası Ezgi. Özellikle Mislav Orsic'in sakatlanması sonrasında Trabzonspor'un kanat oyuncu rotasyonunda ciddi sıkıntı yaşanıyor. Dün Edin Visca'nın yaşadığı sakatlık sonucunda Bardi'yi oyuna koyarak onu orta sahaya çekip Abdülkadir Ömür'ü sağ kanata çekmek zorunda kaldı ki Trezeguet oyundan çıktıktan sonra herhangi bir kanat oyuncusu daha kalmadı Nenad Bjelica'nın önünde. O yüzden kanat bölgesine kesinlikle Trabzonspor takviye hatta takviyeler yapması gerekiyor. Çünkü orada 4-3 oyun planında oynayacaksanız oradaki çeşitliliği çok iyi kullanmak gerekiyor. Ama şu an Trabzonspor'un elinde kanat oyuncusu bölgesinde oynayabilecek olan Trezeguet ve Edin Visca dışında orijinal mevki kanat olan bir oyuncu bulunmuyor. Sadece altyapıdan genç oyuncu Abdurrahman Bayram var. Diğer isimler Bardis'i, Abdülkadir Ömür'ü, Tonio Teklici hep orta saha ama kanat ikinci bölgesi olarak öne çıkan isimler. Buraya da bir takviye yapması gerekiyor Trabzonspor'un. Diğer bölge forvet. Dün ön alan baskısını iyi kullanabilmek adına Maxi Gomez yerine Umut Bozoğ tercih ederek maça başladı Nenad Bjelica. Ama maç içerisinde değişiklik yaptığında oyun planını da değişmek zorunda kaldı. Nenad Bjelica net bir şekilde pivot santrafor özellikleri bulunan, sırtı dönük oynayabilen, arkadan gelen oyunculara alan rahatlığı sağlayan ve ileride topu tutma, yani 3. bölge dediğimiz rakip ceza sahasına yakın alanda topu tutma meziyetlerine sahip olan bir isim istiyor ve istediği isim Bruno Petković. Ancak orada da şöyle bir sorun yaşandı Ezgi. Sen de biliyorsun, herkes biliyor. AYK ile Dinamo Zagreb arasında oynanan maç öncesi tribün olayları nedeniyle sorunlar çıktı ve bu da Bruno Petković'in geliş süresini, daha doğrusu transfer sürecini uzattı. Bruno Petković'le ilgili yöneticiler de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çok ciddi bir sorun olmadığını ifade etmişti. Ançak Zagreb kulübü sadece Bruno Petković'le ilgili olarak değil, Livaković ve Ivan Husek'le ilgili kararını da genelde Şampiyonlar Ligi'ndeki durumundan sonra vermek istiyor. O yüzden buradaki süreç uzadı. Artık taraftarlar da farklı isimlere yönelmesi gerektiği noktasında bir fikir beyan etmeye başladı ama Nenad Bjelica'nın çok net bir şekilde hala Bruno Petković'i istediğini söyleyebiliriz. Peki Yunus Emre, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. İyi yayınlar, teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, Trabzonspor'un gündemini konuştuktan sonra geçelim Fenerbahçe'ye. Sarı lacivertliler Fred transferi için Manchester United'la görüşmelere başlandığını açıkladı. Evet, bu mücadele öncesi hem Galatasaray'ın kadrosunu hem de transfer gündemini Savaş Çorlu ile konuşacağız. Savaş, günaydın, hoş geldin yanımıza. Günaydın, iyi yayınlar, iyi hafta sonları sevgili Ezgi. Çok teşekkürler, sana da aynı şekilde. Kayseri maçıyla sezonu açıyor Galatasaray. Aslında sezonu tabii Avrupa'da açtı ama ligde nasıl bir performans olacak? Özellikle de Avrupa'dan lige dönüşler takımlarımız, temsilcilerimiz açısından çok önemli. Sen bu akşam Kayseri Spor karşısında nasıl bir maç bekliyorsun? Çok açıkçası şunu söyleyeyim. Yani şampiyona yakışır bir futbol bekliyorum. Şampiyon sahaya iniyor. Evet, Avrupa'da 3 maç oynadı ama ligde ilk karşılaşma. Şimdi Avrupa dönüşleri artı bir de ligin ilk maçları her zaman sıkıntılı geçer. Rakibiniz Kayserispor transfer tahtasına alışamadı. Geçen sezondan çok elindeki mevcut kadroya göre iyi işler yapmıştı Çağdaş Atan'la. Şimdi bu maç nasıl olur diye sordukları zaman samimi söylüyorum, bir şey diyemiyorum. Çünkü Kayserispor'u hiç izleyemedik. İzleme imkanı bulamadık. Normal şartlarda Galatasaray'ın galibiyetle başlaması lazım. Çünkü kadro olarak baktığımız zaman Galatasaray iskelet geçtiğimiz sezon kadronun üzerine bir iki takviyeyle sahaya çıkacak. 11 konusunda sürprizler olabilir. Aslında son maçın birebir aynı 11'ini bekliyorum. Ben herkes
Belki Alenio'yu ya da Lucas Torreira'yı döndü bu maçta oynayacak bekliyor olabilir ama ben son maçın hemen hemen aynı 11'i bekliyorum. Bizde nasıl bir muhtemel 11 var bilmiyorum. Fakat maçı gerçekten kestirmek çok zor. Maç için yorum yapabiliriz. Galatasaray iyi bir kadrosu var. Okan Hoca galibiyetle başlamak isteyebilir ama Galatasaray böyle mutlak kazanır demiyorum. Bir istatistik var. Galatasaray'ın Kayserispor'a karşı net açık bir üstünlüğü var. Kayserispor maçları Galatasaray için genelde özellikle içeride hep rahat geçmiştir. Deplasman maçlarında zaman zaman zorluk çıkarıyor Kayserispor ama bu maç Galatasaray'ın galibiyetle başlamak isteyeceği bir maç. Çünkü hemen ardından çok rahat bir rövanşa çıkacak. Çünkü 3-0 rövanşına çıkacak Avrupa'da. Dolayısıyla galibiyetle başlayacağını düşünüyorum. Ama aksi bir sonuç olursa sürpriz olmaz. Benim sürpriz olmaz. Çünkü Kayserispor üzerinde yorum yapamıyorum. Bu da biraz beni açıkçası temkinli konuşmaya davet ediyor. Peki hemen arkadaşlarımızdan rica ederim. Galatasaray'ın muhtemel 11'ini şöyle bir görelim birlikte. Senin muhtemel 11'inden farklılıklar var mı? Aslında onu da bir karşılaştırmış olalım. Gelecek bakalım, şimdi bakalım. Galatasaray'ın muhtemel 11'i. Kalede Muslera olacak. Sacha Boey, Nelson, Abdülkerim, Angelinho savunma dörtlüsü. Burada acaba bir Kazımcan tercihi olabilir mi onu soracağım. Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem ve Bakambu. Sendeki 11 de bu ben budur. Ben burada yine aynı son maçın 11'ine vurgu yapacağım. Torreira hazır olmasına rağmen okunucu yine Berkan Oliveira ile devam edeceğini bilgisini aldım. Sol bekte de yine Kazımcan'ı izleyeceğiz. Yani iki tane değişik bekliyorum. Bakambu oynadıkça daha iyi olacak. Okan Hoca Bakambu'ya güveniyor. Icardi'nin tam olarak hazır olması ne kadar. Hatta dönüşünde belki de birlikte oynatabilme formüllerini aradığını duydum. Ama bizim mevcut kadromuza göre ilerleyen saatlerde yine hepinin belki iddialı olacaktır ama Kazımcan ve orada diğer tatlı da Berkan'ı bekliyorum ben. Peki şimdi hemen transferden bahsedelim istersen biraz. Tabii maçın ardından mevcut durumla ilgili, oyunla ilgili daha net ifadeler kullanabileceğiz. Transfer çalışmalarında ne durumda Galatasaray? Herkes merakla bir orta saha takviyesi bekliyor. Tek aday Paredes mi? Başka adaylar da var mı? Ya, en güçlü aday Paredes diyebilirim. Çünkü Galatasaray'ın istediği duruma geldi. Paredes daha önce Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde gerek menajeri gerek kendisi arada çok ciddi bir fark vardı. Galatasaray teklifini sunmuştu. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istemediğini ifade etmişti en son. Fakat Paredes'in Galatasaray dışında çok ciddi bir teklif almadığı için yani aldığımız bilgi bu yönde tekrar dönüp Galatasaray'ın kapısına tık 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 çaldı ve şu anda Galatasaray'ın istediği şartlar oluşmaya başladı. Bu önümüzdeki hafta içinde Paredes transferi konusunda somut adımlar atılabilir. Hatta bir ya da iki tane de sürpriz isim olduğu söyleniyor İngiltere'de. Paredes'i bir taraftan net olarak yani bitmiş olarak değil ama hani böyle transferde cepte olarak göründüğü tabiri vardır. Diğer taraftan da bir iki tane sürpriz isim olduğu konuşuluyor. Burada bir de şu var. Zaniola'nın gidişi. Nelson'un henüz tam olarak belirsizliği. Nelson giderse Sergio Ramos çok sıcaklığını koruyor. Nelson'un hala ayrılmak istediği ve bu konuda bazı bir iki tane İngiltere'den de teklifler aldı, İtalya'dan da teklifler aldığını biliyoruz. Nelson ve Zaniola konusunda eğer bir önümüzdeki haftalarda ayrılık yaşanırsa o zaman transfer politikası bir anda değişebilir. Paredes, savunmaya stopere bir oyuncu. Rashica transferi hala yerini sıcaklığını koruyor ki transferlere rağmen, en son yapılan transfere rağmen burada bir kanat oyuncusu Rashica konusunda da Okan Hoca'nın isteğini biliyoruz. O yüzden bakalım Rashica konusunda da bir şey çıkabilir ama herkes orta sahayı merak ediyor. 6-8 kim olacak? O çok önemli. Paredes mi olur? Sürpriz bir isim mi olur? Göreceğiz ama önümüzdeki günlerde transferde kartlar yeniden açılabilir sevgili Ezgi. Stoperi de sorayım o zaman. Ramos hala gündemde mi ya da başka adaylar eklendi mi o listeye? %100 gündemde. Arada aşağı yukarı 1,5-2 milyon euroluk bir fark olduğu söyleniyor üretim tarafından ama 1,5-2 milyon euroluk fark demek ki çok yüksek bir meblağ var ki daha önce biz şunları söyledik ya 200 bin euroluk bir fark kaldı, 300 bin euroluk bir fark kaldı ya da 500 bin euroluk bir fark kaldı. Arada 2 milyon euroluk bir fark varsa çok ciddi bir bedel alacak demektir. Yani sonuçta bir sene oynaması planlanıyor. Eğer olmazsa Nelson ayrılması halinde belki bir değil iki stoper alacaktır. Ama bir tane nokta bir stoper şu anda Sergio Ramos. Bir de belki alternatif olarak bir isim daha yine bu Premier Lig olabilir. İtalya Ligi olabilir. Oralardan da hala görüşmeler sürüyor. Çok net şunu söyleyebilirim yani Nelson giderse iki stoper Sergio Ramos'un olma ihtimali çok yüksek. Rashica için
Hala görüşmeler devam ediyor. Çok sıkı bir pazarlık var. Çünkü 11 milyon eurolarla başlamışlardı. Galatasaray'ın istediği seviyelere gelmeye başladı. Galatasaray 5,5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önermişti uzun zamandır. Bu konuda da görüşmeler sürüyor. Paradez'de de sürüyor. Herhalde bu Kayserispor maçından sonra bu önümüzdeki hafta yine transferde gelen ve gidenler konusunda hareketli bir hafta geçecek Galatasaray diye düşünüyorum. Zaniolo konusunu da hemen sorayım ve ayrıca onun dışında satılması beklenen oyuncu var mı? Nelson'dan bahsettin. Zaniolo şu an kesin gibi. Üçüncü, dördüncü isimler gelebilir mi? Kimler olabilir? Gelebilir sevgili Ezgi. Çünkü şu anda 16 yabancı var Galatasaray'da. Burada dolayısıyla mesela Morutsa'nın ayrılığı artık kesin gibi gözüküyor. Okan Hoca tutuyor ama 16 yabancı var. Eğer gelecekler varsa ayrıca buradan sonra ayrılanlar olabilir mi dersek, ya ben şunu söyleyeyim için Şaşapo için beklenen ciddi teklifler gelmedi. Lüttü Bayer'in dün evinde eşyalarını boşaltırken, kollemişken görüntüleri çıktı. Bir taşıma olduğunu duyduk onu daha sonra. Ama bu transfer dönemi tabii ki daha var. Yani şurada 20-25 günlük bir süreç daha var. Her şey olabilir. Ama şu anda ilk etapta Zaniolo, Nelson ayrılıkları yakın gözüküyor gibi geliyor. Özellikle Zaniolo'nun eğer beklenen teklifler gelmezse ki Galatasaray çünkü burada çok ciddi bir gelir bekliyordu. Her gün okuyorduk 30-35 milyon euro civarında. Aston Villa'nın bu rakamı çok altında bir teklif yaptı. İngiltere ve İspanya'dan yeni başka teklifler Galatasaray'ın beklediği rakamlarda olmadığı, belki de satın alma opsiyonunu kiralık bile devrede olabileceği konuşuluyor Zaniolo için. Nelson için ise Galatasaray'ın istediği rakam çok net. 15 milyon euronun altında bu transferi yapmayacağını sürekli ifade etmişti. Çünkü 25 milyon euro serbest kalır maddesi vardı. Ben önümüzdeki hafta tekrar belki ifade edeceğim ama biraz hareketli ve sıcak saatler yaşanacaktır transferde sevgili Ezgi. Savaş, çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için, yorumların için. Güzel bir hafta sonu diliyorum bir kez daha. İyi hafta sonları, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, Trendyol Süper Lig'de 2023-24 sezonu heyecanı dün oynanan karşılaşmayla başladı değerli izleyenler. Bu akşam da son şampiyon Galatasaray sahneye çıkacak dedik. Mondium Kayserispor deplasmanına konuk olacak sarı kırmızılılar ve şimdi gelin birlikte Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynadığı maçların özet görüntüleriyle bugün sabah sporunu noktalayalım. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.